Şimdi şöyle, tabii giderlerse gitsinler cümlesinden sonra Şubat ayıydı. Hatırladığım kadarıyla 8 Şubat 2022 idi bu cümlenin kurulduğu tarih. Ve o tarihten sonra yine hekim göçünde bir hızlanma oldu. Özellikle uzman hekimler çok daha fazla yurt dışına ihal belgesi almaya başladılar. Bu çağrı o yarayı tamamen onarmaz. Yani aslında liderlerin söylemleri hekimlerin yurt dışına göçünde bir etmen ama en temel etmen değil, onu söyleyelim. Sağlıkta çalışma koşulları düzeltilmedikçe, gelirlerde uluslararası düzeyde kıyaslanacak şekilde bir iyileştirme yapılmadıkça, hekimler daha iyi yaşayabilecekleri ülkelere, daha iyi gelir elde edebilecekleri ve çocuklarını, ailelerini daha demokratik ve barış dolu bir iklimde yetiştirme eğilimleri var, onu söyleyeyim. O nedenle bu tür söylemler tutarlı olmalı ve politika da yansımalı, iç politikaya yansımalı. Örneğin sağlıkta şiddetle ilgili halen Türkiye büyük bir sorun yaşıyor. Özellikle genç hekimlerde, yani yeni mezun hekimler arasında en başta gelen etmen bu, yurt dışına göçte. Sorulduğunda niçin yurt dışına gitmek istiyorsunuz? Sağlıkta şiddet çok arttı Türkiye'de, bu nedenle çalışmak istemiyoruz diyorlar. Ama daha orta yaş ve üzeri hekimlerde özellikle çalışma koşulları ve ücret konusu en baş etken. Hatta 5 dakikada bir mahallesi muayeneleri biliyorsunuz. Yani bir günde 80-100 hastaya bakma zorunluluğu hekimleri mesleklerini icra edemez duruma getiriyor. Ve hekimler mesleklerinden tatmin olamıyorlar. Çünkü hastalarıyla bir anamnez vakti geçirmeleri gerekiyor. Bir normal muayene süresi 20 dakika. Hekimlik mesleği doyurucu olmadığında da bunu yapabileceği ülkelere gitmek istiyor. Daha az hastayla daha iyi bir ortamda çalışma koşullarını seçiyor. O yüzden orta yaş ve uzman hekimlerdeki etkenler biraz da genç hekimlerden farklı. Cumhurbaşkanının sözünü tabii anlamlı buluyoruz, onu söyleyelim. Ama bunun tutarlı olması ve günlük politikaları da yansıması gerekiyor. Yani hekimlerin geri gelmesi için şu anda halen daha ortalama günlük 7-8'dir. Nisan ayında da 181 meslektaşımız ihal belgesi aldı. Ve baktığımızda 500'lü rakamlardan ilk 3 ayda, yani 2022'nin ilk 3 ayıyla kıyasladığımızda 500'lü rakamlardan 700'lü rakamlara ilerlediğini görüyoruz. Bu da Nisan ayında da eklediğinizde bu 881 kişi ve eğer bütün yıla teşmil ederseniz yine 2500'ün üzerinde neredeyse 20 ortalama tıp fakültemizin mezunu kadar bir sayıyı yurt dışına gönderiyoruz. Bu yurt dışına giden hekimler ayrıca bir özelliği var. Yabancı dil bilen, daha güncel bilgilere sahip, orada denklik almaları daha kolay olan nitelikli arkadaşlar, genç hekimler, uzman hekimler gidiyorlar ve özellikle bazı branşlarda Türkiye'de gelecekte büyük sorunlar yaşanabilir. Kadın doğum gibi, plastik cerrahi gibi, dermatoloji gibi buradan ayrılanlar çok fazla. Yurt dışına kolaylıkla da iş buluyorlar. Bunları söyleyebilirim. Bir karşılık bulmadı çünkü rakamlardan belli. Yani 8 Şubat söyleme, yani giderlerse gitsinler söyleme açıkça istatistiklere yansıdı ve ortalamalar birdenbire 5-6 gibi bir ortalamadan 8'e 9'a çıktı ve uzman hekim yoğunluğu arttı. Ama bu söylemin tabii ki bir ay sonra hangi etkilere sahip olacağını daha kolay söyleyebiliriz ama yine bugün benzer oranlarda ihal belgesi imzaladık. Türk Tabipleri Birliği'nden yıl sonunda yine 2500-3000 bandında bir göç olacağını öngörebiliriz. Burada birinci olarak örneğin sağlıkta şiddetin kesinlikle çözülmesi lazım Türkiye'de. Cezaların yaptırımlı olması gerekiyor ve tehdidin devam etmemesi gerekiyor. Bu yüzden katalog suçlar arasına alınması olumlu bir gelişmeydi mecliste. Bu da biliyorsunuz bizim uzun süre sağlık şiddet yasası istiyorduk ve bununla ilgili bir takım düzenlemeler geldi ama halen yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü hekimler halen fiziksel, sözel ve sanal şiddetle baş başalar. Bu bir tükenmişlik yaratıyor hekimlerde. Birinci konu bu. İkincisi örneğin COVID-19'un meslek hastalığı sayılması gerekiyor. Türkiye maalesef bırakın COVID-19 meslek hastalığı saymayı, meslek
hastalıkları hastanelerini kapatıyor. Şu anda Süreyya Paşa elimizde kalan son meslek hastalıkları hastanesi kapatılıyor. Bu meslek hastalıkları hastanelerinin önemleri işte gördüğünüz hasar veya hastalıkların belgelenmesi ve tazminat haklarınızı koruyabilmeniz için. Ama buradan anlıyoruz ki özel sektör lehine ama emekçilerin aleyhine düzenlemeler. Örneğin COVID-19'da kaybettiğimiz meslektaşlarımız, sağlık çalışanları için kesinlikle COVID-19'un bir meslek hastalığı sayılması gerekiyor. Bu özlük haklarında önemli bir düzelme sağlıyor. Çünkü o da yaşamını kaybetmiş olan meslektaşlarımızın çocukları için, aileler için bu bir yurttaşlık görevi, bir devlet görevidir. Devletin sorumluluğudur. Onun dışında ücretlerin kesinlikle arttırılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır sahte TÜİK rakamlarıyla, enflasyon rakamlarıyla bütün emekçilerin hakları satın alma güçleri geriletildi. Enflasyon rakamları aslında gösterilenin en az iki katıydı. Ve yıllar içerisinde bir erimeye maruz kaldı ve hekimlerin yurt dışında aldıkları gelir daha yüksek olacağı için orayı tercih ediyor. Ama bundan çok da önemlisi gelecekle ilgili endişe duymamak. Eğer bir hekim bir gece yarısı 6-7 kişinin imza attığı bir evrakla görevinden alınabiliyorsa ve 657'den ve 2547 sayılı yasadan kaynaklanan iş güvenceleri ortadan kaldırılmışsa kanun hükmünde kararnamelerle, bu hekimler gelecekle ilgili endişe duyarlar. Yarın öbür gün bizim de hakkımızda bir şey söylediğimizde, bir Twitter paylaşımı yaptığımızda ya da bir protesto eylemine katıldığımızda ya da haklarımızı aramak için bir söylem verdiğimizde hangi cezayla karşılaşacağız endişeleri varsa niçin kalsınlar? O yüzden daha demokratik ve barış dolu ülkeleri tercih ediyorlar. Çocukları için bunu tercih ediyorlar. Gayet de anlayışla karşılıyoruz. Yani gayet doğal. Türkiye'yi böyle bir ortama getirirsek o zaman işte hekim göçü geleceğe yönelik endişe duymazlar. Bu uzun soluklu bir çalışmadır. Yani Türkiye'de bunu yaratabilmek, bu ortamı yaratabilmek uzun bir çalışmadır. Umarız ki 14 Mayıs seçimlerinden sonra sağlık politikaları bu konuda yapılanma gösterir. Ve bütün bu sorunlar çözüldükten sonra tabii ki hekimler o zaman gitmek istemeyecektir. Bundan 15 yıl önce sayılar 50 iken, şimdi eğer bu sayılar 2500-3000'e çıkmışsa tüm otorite, Sağlık Bakanlığı ile ilgili ya da Cumhurbaşkanlığı ya da devletin yetkilileri kendilerine bir öz eleştiri yaparak sorgulamalılar. Türkiye'den bu kaçışın nedeni Türkiye'deki bu asıl iklimdir. Yani demokrasi ve barışla ilgili iklimdir. Geleceğe yönelik endişelerdir. 1980 askeri darbesinden sonra söylenen sözler ya da herhangi bir siyaset meydanında söylenen incitici sözler kolay silinmez. Onlar halen hatırlanır. İşte bir Kenan Evren'in ne söylediği, işte Tansu Çiller'in ne söylediği. Aynı şekilde siyasi liderin kullandığı cümleyi en baştan çok titizlikle seçmesi gerekiyor. Giderlerse gitsinler dediğiniz zaman bunun yarattığı kırgınlığı kolay tamir edemezsiniz. Bunun için uzun çalışmanız, yani yıkmak kolaydır ama yapmak zordur. Bütün bu politikaları değiştirirlerse tabii ki kurumsal tepkiler de lehe döner, hekimler de daha az dışarıya çıkmak isterler. Türkiye'de kalmak isterler ve Türkiye yetişmiş insan gücünü kaybetmez. Özellikle Avrupa, İskandinav ülkeleri ve NAFTA ülkelerine gidiyor hekimlerimiz. Bunu engellemenin yöntemi kesinlikle bu söylediğimiz başlıklarda düzelmeler sağlamaktır, iyileşmeler sağlamaktır.